Herkese merhaba. Yeni bir örgü videomla yine sizlerle birlikteyim. Bu sefer sizlerle her türlü örgünüzde, ister yeleklerde, hırkalarda, bluzlarda, ister atkı berede, anne yeleklerinde, çocuk yeleklerde her türlü örgüde uygulayabileceğiniz gayet güzel, örmesi çok kolay, basit bir örnek paylaşacağım ilmekleri desenleri e, buğday başağı gibi görünen güzel bir örnek ben bu örneği e, 100 gramda 300 metrelik bir ip ve buçuk numara şişle ördüm. E, model 6 ilmek ve katları artı 3 ilmek artı birer tane de kenar ilmeklerden oluşuyor. Alt kısmında direkt modeli uygulamaya başladım. Böyle hafif e, dalgalı bir model. Ya da isterseniz lastik örgü, istediğiniz herhangi bir kenar örgü üzerine başlayabilirsiniz. Yapımı çok kolay, çok hızlı ilerleyen, sıkılmadan rahatlıkla örebileceğiniz güzel bir örnek. Arka yüzü bu şekilde. Hep birlikte yapılışına geçelim isterseniz. Model için ben şişime bir miktar ilmek hazırladım. Ilmeklerimi attıktan sonraki ilk sıradan itibaren sizlerle birlikte modeli kurmaya başlayacağım. Öncelikle ilmeklerimi şişime attıktan sonra bir sıra bütün ilmeklerimi düz örerek ön yüze geçiyorum. Sıra başından sonuna kadar ilmekleri şişime attıktan sonra bir sıra tamamını düz örüp örgümün ön yüzüne geçiyorum. Evet. Baştan sona şişime ilmekleri attıktan sonra bir sıra düz örüp örgümün ön yüzüne geldim. Ön yüzde modelimi kurmaya başlıyorum. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Kenar ilmeğimden sonraki bakın ilk ilmeğin arkasından boşluktan batarak şöyle bir ilmek çıkartıyorum. Bir artırıyorum. 3 ilmeği birlikte alıp düz olarak kesiyorum. 3 ilmekten 3 ilmek çıkarmış oldum. 1 2 3 ilmek düz ördüm. Tekrar sıradaki birinci ilmeğin arkasındaki boşluktan batıp bir tane ilmek çıkartıyorum. 1 artırıyorum. 3 ilmeği birlikte alıp düz olarak kesiyorum. 3 ilmek düz. 1 2 3 Tekrar sıradaki ilmeğin arkasındaki boşluktan batıp bir ilmek çıkardım. Bir artırdım. 3 ilmeği birlikte alıp düz olarak kesiyorum. Ve kenar ilmeği. Evet örgümün arka yüzüne geldim. Arka yüzde ilmekleri yönlerine göre öreceğim. Kenar ilmeğimi aldım. 3 ilmek ters. 1, 2, 3 burada 3 tane ters ilmeği düz örüyorum. 1 2 3 ilmek düz. 3 ilmek ters. 3 ilmek düz haraşo oluşturduğumuz için buradaki ilmekleri düz örüyoruz. 3 ilmek ters. Ve kenar ilmeği Evet örgümün ön yüzüne geldim. Kene ilmeğimi örmeden aldım. Önceki sırada yaptığım işlemin aynısını yapıyorum. Birinci ilmekten sonraki ara boşluktan batıp bir ilmek çıkartıyorum. Bir artırıyorum. 3 ilmeği birlikte alıp düz olarak kesiyorum. 3 ilmek düz 1 2 3 tekrar motif olan yere geldim Birinci ilmeğin arkasındaki boşluktan batıp bir ilmek çektim 1 artırdım 3 ilmeği birlikte düz olarak kesiyorum 3 ilmek düz 1 2 3 tekrar birinci ilmeğin arkasındaki boşluktan batıp bir ilmek çıkardım 1 artırdım 3 ilmeği birlikte düz olarak kestim ve kenar ilmeği arka yüzde yine ilmeklerimi, Kenar ilmeğimi aldım. 3 ters, 3 düz olarak örüyorum. 1, 2, 3. 3 ilmek ters. 1, 2, 3. 3 ilmek düz. 1, 2, 3. 3 ilmek ters. ve kenar ilmeği. Evet tekrar örgümün ön yüzüne geldim. Modelime devam ediyorum. Kenar ilmeğimi aldım. Sıradaki ilmeğin arkasından batıp bir ilmek çıkardım. Bir artırdım. 3 ilmeği birlikte düz olarak kestim. 3 ilmek düz. 1 2 3. Tekrar birinci ilmeğin arkasından batıp bir ilmek çıkardım. 1 artırdım. 3'ünü birlikte düz olarak kestim. 3 ilmek düz. 1 2 3. 1. ilmeğin arkasından batıp 1 ilmek çıkardım. 1 artırdım. 3 ilmeği birlikte düz olarak kestim ve kenarimi. Örgümün arka yüzüne geldim. Arka yüzde bu sefer bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Baştan sona ilmeklerimin tamamı ters. Sıra başından sıra sonuna kadar hepsini ters örüyorum. üç kez ön yüzde modeli uyguluyoruz. Üçüncü modeli uyguladıktan sonra bütün ilmeklerimi arka yüzde ters ördüm. Örgümün ön yüzüne geldim. Ön yüzde de bütün ilmeklerimi düz örüyorum. Baştan sona. Hiçbir işlem yapmadan. Ön yüzde bütün ilmeklerim düz. örgümün arka yüzüne geçiyorum. Arka yüzde de tekrar bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Böylelikle ilk model sıramı da tamamlamış oluyorum. Şimdi örgümüzün ön yüzünde tekrar birinci sıradan itibaren modeli uygulamaya başlayacağız. Modelimizin yapılışı kadar dediğim gibi kolay herkesin rahatlıkla uygulayabileceği bir model bakın motifimiz burada oluştu şimdi tekrar birinci sıradan itibaren yeniden uygulamaya başlıyoruz buradaki arayı istediğiniz kadar uzatabilirsiniz ya da hiç ara vermeden düz olarak aynı şekilde devam edebilirsiniz şöyle büyük parçayı tekrar göstereyim İster bebek örgülerinizde, ister yetişkin örgülerinizde her türlü örgüde uygulayabileceğiniz güzel bir örnek. Yapacakları şimdiden kolay gelsin diyorum. Kanalıma abone olup videolarımı beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Yeni videolarda yeni modellerle görüşmek üzere. Hoşçakalın.